İstifanın bile itibarsızlaştırıldığı bir ortam yaşıyoruz artık. Bundan önceki bakanlardan hiçbir farkının olmadığını görüyoruz. Şu an Türkiye'de 107 bin öğretmen açığı var. 2 milyon çocuğumuza ulaşamıyoruz diyor. Bunu bile başaramadı Milli Eğitim Bakanlığı. Tabiri caizse otobüsü sağlıklı kullanamadı. Ziya Hoca'nın önündeki engel şöyle. Biliyorsunuz ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Tutsak şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmeye çalıştı. Yolsuzluk, usulsüzlük, bu projede cinayet, her şey var. Bu proje kapsamında bir kadın öğretmen öldürüldü. Bunların hepsi çöpe gitti. Oda TV Saklı Gündem'den merhaba, ben Serdar Cebe. Oda TV Saklı Gündem'de bugün ele alacağımız konu eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifası. Ya da şöyle diyelim, Ziya Selçuk'u istifaya götüren sebepler neler? Onlardan birisi Oda TV'nin yaptığı haberlerde, Oda TV Sami Menteş imzalı haberlerde Ziya Selçuk'un kardeşinin şirketiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın nasıl iş yaptığını belgelemişti. Bir başka ayağı bu işin Milli Eğitim Bakanlığı'nın durumu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ne durumda? Eğitim sistemimiz özellikle pandemi döneminde nasıl ilerledi, nasıl zarar gördü? Ve son 10-12 yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçirdiği süreç, özellikle cemaatlerin, tarikatların Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir güç sahibi olduğu belirtiliyordu. Onu uzmanlara sorduk. Ali Taştan konuğumuzdu. Eğitim uzmanı, kendisine hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın durumu hem Sayın Ziya Selçuk'un istifasının ne anlama geldiğini sorduk. Ardından da o müthiş haberlere imza atan arkadaşımız Sami Menteş bize istifanın perde arkası ve sonrasında yaşananları anlattı. Saklı Gündem başlıyor. Eğitim uzmanı Sayın Ali Taştan konuğumuz. Ali Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Serdar Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hareketli günler yaşanıyor eğitim alanında. Evet. Sayın Ziya Selçuk'un istifa haberi geldi ama bu istifa da biraz değişik cümlelerle anlatılıyor Türkçe'de artık. Siz nasıl buldunuz istifayı? Şimdi tabii Türkiye'de istifa sistemi bile değişti artık. Görevden affını isteme şekline döndü. Bazı medya kuruluşları ve bazı siyasi yapılanmalar bunu görevden affı isteme şekline getiriyor. Bu tabii şöyle, öncelikle şunu söylemeliyim. İstifanın bile itibarsızlaştırıldığı bir ortam yaşıyoruz artık ülkemizde. İstifa etmek artık görevden affını istemek anlamına geliyor. Tabii Ziya Selçuk'un istifaya sürükleyen nedenler, bir yıl nedenler var. Bunları da herhalde konuşacağız diye düşünüyorum. Tabii tabii, onları soracağım size. En baştan başlayalım isterseniz. Sayın Selçuk'un bakanlığı döneminde nasıl bir performans gösterdiğini düşünüyorsunuz? Şimdi Ziya Hoca biliyorsunuz eğitimci bir Milli Eğitim Bakanı. Tüm ülke, tüm siyasi kesimler çok fazla ümitlenmişti Sayın Ziya Selçuk'un eğitim kökenli bir bakan olmasından dolayı çok daha iyi işler yapacağı yönünde. Herkes de bu konuda hemfikirdi. Ancak maalesef tam 3 yıl oldu Sayın Ziya Selçuk bakan olalı. 3 yıllık performansına baktığımız zaman bundan önceki bakanlardan hiçbir farkının olmadığını görüyoruz. Ziya Hoca göreve ilk başladığı günlerde doğru tespitler yaptı. Eğitimdeki sıkıntıları doğru, kısmen de olsa doğru olarak anlattı, özetledi ve bunlara çözüm önerileri getirmeye çalıştı. Ama 3 yıl içerisinde farklı yaşanan olaylar ve etkenler nedeniyle bunların neredeyse hiçbirini gerçekleştiremedi. Ali Bey, burada eğitim tercihiyle ticari tercih birbirine mi karıştı acaba? Çünkü Sayın Selçuk aynı zamanda bazı özel okul zinciri sahibi. Evet. Ve bir taraftan da Milli Eğitim Bakanı. Gerçi hükümet bunu sıkça kullanıyor. Turizm alanında da aynı şeyi yaptı. Evet. Turizm Bakanı da aynı şeyi yapıldı. Bir politika herhalde bu. Biraz bu baskının altında mı kaldı Sayın Selçuk?
Tabii son birkaç aydır biliyorsunuz siz de basında görmüşsünüzdür. Oda TV'nin yazdığı haberlerde de ortaya çıktığı kadarıyla Ziya Selçuk kendi konumunu kendi kardeşinin şirketine doğrultmaya ve oraya bir takım avantajlar sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Bunun da çok büyük etkisi oldu tabii. Ziya Hoca'yı çok yıprattı bu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan devlet okulları olmasa dahi özel okulların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Türkiye'de tevhid-i tedrisattan bu yana eğitim öğretim kurumlarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır Serdar Bey. Şimdi kendi bakanlığınıza bağlı okullara kardeşinizin şirketi üzerinden milyonlarca liralık satışlar yaptığınız zaman bu belki yasal olabilir ama etik bir davranış olmadığı ortada. Son birkaç aylık süreçte de Ziya Hoca'yı bu çok yıprattı. Ziya Hoca'nın özel okul sahibi olması da zaten ilk geldiği dönemde bir dezavantajdı onun için. Çünkü Türkiye'deki insanlar kamusal eğitime aç, kamusal eğitimden yana bir beklentileri varken sadece özel okullar üzerinde yürüyen bir politika geliştirildi. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. 3 yıllık performansını birkaç dakikada özetleyeyim ben Serdar Bey sizlere. Ziya Hoca ilk geldiğinde ne dedi? Ben bakan değil gören olacağım dedi. Artı ikinci tespiti de şuydu. Okullarımız arasında, öğrencilerimiz arasında ciddi niteliksel anlamda farklılık var. Eğitime erişim açısından ciddi bir eşitsizlik var dedi. Ve bu çok doğru bir tespitti. Bu tespit üzerinde Ziya Hoca bazı adımlar atmaya çalıştı. Ancak Ziya Hoca'nın attığı adımlar eğitime erişim hususundaki eşitsizlikleri daha da arttırdı, daha da büyüttü. Burada başarılı olamadı. Ziya Hoca bakan değil gören olacağım demesine rağmen sadece bakabildi. Çünkü neden? Bürokrasiye hakim olamadı. Bir ekip kuramadı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini verimli kullanamadı. Öğretmen atamaları, ek öğretmen atamaları yapamadı. Şu an Türkiye'de 107 bin öğretmen açığı var. Bu öğretmen atamalarının kısmen yapmış olmasına rağmen hala boşluk doldurulamadı. Bunun yanı sıra YÖK'le Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilişkileri bir türlü düzeltilemedi. Sürekli gerginlikler içerisinde devam edildi. Bir Orada de bu paylaşılamayan neydi hocam? Milli Eğitim'le şimdi YÖK arası. şöyleydi. YÖK'le olan sıkıntı da YÖK eğitimdeki üniversitelerdeki sıkıntıların Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarından kaynaklandığını iddia ederek bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçladı sürekli. Milli Eğitim Bakanlığı da YÖK'ü suçladı. Şimdi Türkiye'de 2 milyon 400 bin civarında öğrenci üniversite sınavına giriyor. Burada üniversitelerdeki kontenjanların azaltılmaması bile ciddi bir sorundu. Bunu koordineli bir şekilde YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı yapamadı. Bu bir tane basit bir örnek. Sınavsız yurt dışından gelip burada yurt dışında atıyorum işletme fakültesinde okuyup burada hukuk fakültesine geçen öğrenciler oldu. Bu koordinasyonu YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı sağlayamadı ve sürekli üniversite sınavına giren öğrencilerimizin başarı oranları azaldı, düştü, nitelik iyice alt seviyelere kadar indi. Bundan dolayı bir karmaşa hakimdi sisteme. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu salgın döneminde biliyorsunuz çocuklarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu tablet, bilgisayar, internet gibi ihtiyaçları vardı. Bunları bile karşılayamadı. Bakın Serdar Bey, Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklamasında diyor ki 2 milyon çocuğumuza ulaşamıyoruz diyor. Neden? İnterneti ya da tableti yok, bilgisayarı yok bu çocukların. Bu çocuklardan kaçına tablet dağıtılabildi? 664 binine sadece tablet dağıtılabildi. Bunu bile başaramadı Milli Eğitim Bakanlığı. Ama ben şuradan bunu sormak istiyorum. Tasarım beceri atölyeleri diye bir sistem ortaya çıkardı Ziya Hoca geldiği günden bu yana. Tasarım beceri atölyelerine harcanan parayla bu çocukların tüm ihtiyaçları karşılanabilirdi. Yani bütçe verimli kullanılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın parası yok mu? Var elbette. Ama bunu doğru kullansaydı eğitimdeki eşitsizlikler ortadan kalkmış olacaktı. Bir nebze de olsa çocuklar sınavlara girerken eğitim imkanlarına erişmiş ve eşit şartlarda sınavları geçmiş olacaklardı. Bu yılki LGS ve YKS sonuçları gösteriyor ki
gittikçe çocuklarımızın başarısı düşüyor. Şöyle bir tablo ortaya çıktı Serdar Bey. Maddi durumu iyi olan aileler çocuklarına bir takım desteklerle ve özel okullara göndererek onların donanımını sağlayabiliyorlar. Nitelikli eğitime erişimini sağlayabiliyorlar. Ancak maddi imkanlardan yoksul aileler bunların hiçbirini yapamadıkları için çocukları eğitim imkanlarından çok uzak kalıyor. Ve bundan dolayı da sınav sonuçları da nitelikli eğitime ulaşamayan büyük bir çoğunluk ve iyi eğitimli küçük bir azınlık olarak çocuklarımızı ayrıştırmış oluyor. Bu ülkemiz için çok tehlikeli. Şimdi eskiden köyden çıktım, vali oldum, avukat oldum hikayelerini biliyorsunuz çok dinlerdik. Benim yaşımda olan insanlar bunları bilir. Ancak bizden sonraki kuşaklar bu hikayeleri anlatamayacak. Neden? Yoksul aile çocukları daha çok alt gruplardaki mavi yakalı dediğimiz gruptaki işleri yapmaya devam edecek. Ülkeyi yöneten ekip de maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları bürokrasiye hakim olacak. Ülkeyi yönetecekler. Siyaseti de hakim olacak. Ülkeyi yönetecekler. Ali Bey, zaten öyle işlerde artık liyakat aranmıyor biliyorsunuz. Yani herkes olabilir. Evet. Kesinlikle. Yani tanıdığı olan oluyor yani. Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da tanıdığı olan Ziya Hoca'nın döneminde de bürokrat oldu. Genel müdür oldu. Daire başkanı oldu. Liyakati esas kılamadı Ziya Hoca. Liyakati esas kılamasından dolayı da kendi oluşturduğu ya da kısmen orada oluşmuş olan bürokrasiye hakim olamadığı için tabiri caizse otobüsü sağlıklı kullanamadı. Otobüste birden çok şoför oldu. Evet, peki bakan değil gören olacağım diye gelen bir kişi, bir eğitimcinin önündeki en büyük engel nedir? Neden yapamadı Ziya Bey? Ziya Hoca'nın önündeki engel şöyle. Biliyorsunuz ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Başkanlık Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra sarayda eğitim politikaları kurulu oluşturuldu. Bu eğitim politikaları kurulu sarayla Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir köprü vazifesi görmesi gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstünde bir yetkiyle donatıldı. Bu kurul Cumhurbaşkanı'na farklı raporlar, farklı bilgiler götürdü. Şu anki Milli Eğitim Bakanı Ziya Hoca da buna dahil, şu anki yeni atanan Milli Eğitim Bakanı da eski sistemdeki müsteşar yetkileriyle donatılmış durumda sadece. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanları kendi özgür iradeleriyle karar verecek durumda değiller. Bunun yani önünde... şöyle, şimdi ilginç bir şey söylediniz. Aslında adı bakan ama kendisi yetki itibariyle müsteşar konumundaydı diyorsunuz. Tabii. Bundan sonraki süreçte de aynı şey olacak. Yani Mahmut Özer, evet, donanımlı bir kişi gördüğümüz kadarıyla, uygulamalarında tabii daha iyi analiz edeceğiz Sayın Bakan'ı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tek yaptığı iş müsteşar yetkileriyle koskoca 18 milyon öğrencisi olan, 1 milyon öğretmeni olan Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeye çalışmaktı. Yani bu şekilde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetilemeyeceğini bir defa daha gördük. Neden? Şimdi bir bakan geldiği zaman ekibini kurmakla yükümlüdür orada. Bir ekip kurarken size bir yandan eğitim politikaları kurulu, bir yandan Cumhurbaşkanlığı, bir yandan da memur sene bağlı olan eğitim bir sen müdahil oluyorsa, çünkü eğitim bir sen biliyorsunuz mevcut siyasi iktidara yakın bir sendika, buradaki atamalara müdahil oluyorsa Milli Eğitim Bakanı'nın eli kolu bağlanmıştır ve Milli Eğitim Bakanı sadece orada anlık çıkan krizlere müdahale edebilir. Bunları da saraya, eğitim politikalarına danışarak oradan gelecek bilgiler doğrultusunda çözebilir. Milli Eğitim Bakanı bir defa bağımsız olmalı, her türlü kararı alabilmeli. Ama Ziya Hoca maalesef ellerine kelepçe takılmış tabirimi affedin, tutsak şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmeye çalıştı. Tartışılan, konuşulan Milli Eğitim Bakanlığı içindeki cemaatlerin etkisi nasıldı? Nasıl daha doğrusu? Şu şekilde, tabii biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılanması çok fazlaydı. Tabii kısmen temizlenmiş olmasına rağmen hala belki bir takım yerlerde bu örgütün, terör örgütünün uzantılarının olabileceğini ben de düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra, bunun dışında
O kadar çok tarikat, cemaat ve bunların uzantısı olan, paralel yapıları olan vakıf ve dernekler var ki Serdar Bey, bunlar tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na hakim olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iradesini ve yetkisini ele geçirmiş, okullara ellerini kollarını sallayarak rahatça giren bir yapı oluşturmuşlar. Öğretmenlerin okulda bir yetkisi kalmamış, okul müdürlerinin bir yetkisi kalmamış. Atıyorum bir cemaate yakın vakıfsınız, gidiyorsunuz protokol imzalıyorsunuz, bu şekilde yüzlerce protokol var. Bir takım örnekler, bunlar TÜGVA'dır, TÜRGEV'dir, ilim yaymadır. Bunlar örnekleri ve örnekler çoğaltılabilir. Okullarda çeşitli faaliyetler yapıyorsunuz. Öğretmenlerin girmesi gereken derslere bu tarikat ve cemaatlerin uzantısı olan vakıf ve dernekler giriyor. Böyle bir ortamda okullarda nitelikli eğitim verilmesi mümkün mü? Öğretmenler tedirgin. Bakın bu vakıf ve derneklerin görevlileri gece yarıları pansiyonlu okullara gidiyor. Gecenin birinde ikisinde çocukları kaldırıp manevi rehberlik yapmak için geldiklerini ifade eden, kim oldukları belli olmayan, yetkinlikleri belli olmayan kişiler müdahil oluyor. Bu şartlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın başarılı olma şansı var mı? Mümkün değil. Neyi engelleyecekti Ziya Hoca? Bu vakıf ve derneklere yapılmış olan protokolleri iptal edecekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iradesini ve yetkisini bunlardan tekrar teslim alacaktı. Enteresan. Yani o kadar başarılı bir eğitim sistemimizden nerelere nerelere geldiğimizi görmek gerçekten üzücü. Serdar Bey, 2013 yılında bir kanun değişikliği yapıldı. Kaçak okul açan, yasaya aykırı okul açan kişilerin hapis cezası vardı. Bu kanun değişikliğinden sonra ülkemizde az önce bahsettiğimiz vakıf ve derneklere ait o kadar merdiven altı eğitim, sözde eğitim kurumu açıldı ki. Mesela Sibyan Mektepleri denen kurumlar. Bunlar nasıl açıldı? 2013'teki yapılan Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesinde yapılan değişiklikten sonra yapılabildi. Bunları herkes biliyor, Milli Eğitim Bakanlığı biliyor, ancak vakıf ve derneklerin üstünde bir konum almış olan tarikat ve cemaatlerin etkisinden kurtulamadıkları için bunlara boyun eğiyorlar. Bu şekilde yüz binlerce öğrencimiz buralarda. Ben size şöyle bir rakam verebilirim. Bakın, çarpıcı bir rakamdır. İnceleme ve araştırmalarımızın sonucunda edindiğimiz bir rakamdır bu. Şu an Türkiye'de yaklaşık 2 milyon öğrenci bu vakıf ve derneklerin uzantısı üstünde olan tarikat ve cemaatlerin himayesi altındadır. Eğitim gerçekten nasıl olmalı? Çağdaş, bilimsel, uygulamalı bir sistem olmalı. Eğitime siyaset girmemeli. Ama 19 yıllık AKP iktidarında gördük ki ilk hedef eğitimi siyasallaştırmak oldu. Bilimsel temelli olmalı. Bakın, 2010'da Türk vatandaşları, velilerimiz ne demiş? Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarından %62'si memnun olduğunu söylemiş. Ancak 2020'ye geldiğimiz zaman bu oran sadece %25'e düşmüş. Gittikçe de azalıyor Serdar Bey. Eğitimdeki sıkıntıları sokaktaki vatandaşlarımız dahi biliyor ve doğru analiz edebiliyor. Hocam, birçok proje de üretildi bu süre zarfında. Bir Fatih projesi vardı, yolsuzluk iddiaları var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi Serdar Bey, Fatih projesi 2010 yılında başladı. Yolsuzluk, usulsüzlük, bu projede cinayet, her şey var. Yani olmayan bir şey yok bu projede. Şimdi eğitimde elbette teknolojinin katılımı sağlanmalı ama belli bir dozda olmalı bu. Şimdi biz 2010 yılında başlattığımız bir projeyle çocukların eline tablet vererek eğitimi çok çok daha üst noktalara taşıyacağımızı düşündük. Ama bu mümkün olmadı. Bunu da doğru düzgün uygulayamadık zaten. Bu projenin 2014'te biteceği söylendi. Hala bitmedi, devam ediyor 2021'e geldiğimizde. Bu projenin bütçesi 8,5 milyar liraydı. Ve bu projede size sayabileceğim onlarca yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldı. Bu proje kapsamında bir kadın öğretmen öldürüldü Serdar Bey. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerden dolayı. Ama mevcut Milli Eğitim Bakanı ve önceki dönemdeki Milli Eğitim Bakanları bunların üzerine gitti mi? Gitmedi. Sadece bir tane programa, birkaç milyon liralık bir programa 35 milyon lira para ödediklerini belgelerde tespit edilmiş durumda. Ve dağıtılan 1 milyon 450 bin tabletin
Hiçbiri yok şu an. Bunların hepsi çöpe gitti. Okullara yapılan, altyapılarda yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar hepsi gün yüzünde, ortada. Biz bu projeye 8,5 milyar lira ayırdık. Bu paranın 4,5 milyar lirasını harcadık Serdar Bey. Ancak geçtiğimiz salgın sürecinde 2 milyon çocuğumuza tablet alacak para bulamadık. Vahim işler. Tabii arkadaşımızın Tami Menteş'in yaptığı haberler de önemli. Onda da bir payı vardır diyorsunuz. Başta söylemiştiniz. Kesinlikle. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde bir Ruhsar Pekcan vakası yaşandı geçmişte. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ziya Selçuk'un yaptığı da bence hiçbir farkı yok. Aynı şey. Ruhsar Pekcan vakasıyla aynı şeydir. Çünkü bulunduğunuz koltuğu kendi yakınlarınıza çıkar amaçlı kullanmışsınız. Sayın Sami Menteş'in yazdığı ve belgelerini paylaştığı haberde de gördük ki kardeşinin yönetim kurulunda olduğu bir şirketin özel okullarda ne kadar yüksek tutarlarda alışveriş yaptığını gördük. Ve ben şunu da söyleyeyim Serdar Bey, bu haberler gündeme geldikten sonra özel okul sahiplerinden birçok kişi beni aradı. Ben de görüştüm, bir eğitim uzmanı olarak görüştüm. Şunu söylediler, dediler ki ya biz bu firmanın baskısından zaten bıkmıştık. Bu haberlerin çıkmasıyla en azından üzerimizdeki bu baskı gitti, uzaklaştı şeklinde yaklaşımda bulundu bu kişiler. Sami Menteş'in haberi özel okul sahiplerini kurtardı bir noktada da. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ali Taş'tan eğitim uzmanı, detaylı bilgiler verdiniz. Hiç iç açıcı bilgiler değil. İnşallah eğitim sistemimiz yeni bakanımızla birlikte yoluna girer. Ama onun da elinde yine müsteşar yetkileri olacak. İpler yine külliyede olacak. Nasıl gidecek onu da göreceğiz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun Serdar. Eğitim uzmanı Ali Taşlan'ın bahsettiği konu Oda TV'nin haberi, Sami Menteş'in haberiydi ve Ziya Selçuk'la ilgili, Ziya Selçuk'un ailesinin şirketiyle ilgili bir alım satımdı ve Türkiye çapında ses getirdi. Oda TV'yi yazdı ve bir bakan daha gitti. Sami Menteş şu anda yanımda. Sami hoş geldin. Hoş bulduk. Bir bakan daha gitti. Evet. Oda TV'nin ikinci bakanı oldu. Oda TV'nin bu sene ikinci bakanı oldu. Tabii bunu bir sevinç meselesi değil. Aslında yasal olarak, etik olarak yapılmaması gereken işler olarak biz bunu söylüyoruz. Biz dediğimiz için gitmedi. Biz ortaya çıkardık. Olması gereken oldu. O işe imza atan, habere imza atan arkadaşımız Sami Menteş'te şimdi konuşacağız Sayın Bakan Ziya Selçuk'un durumunu. Sami, haber neydi? Hemen haberi anlatayım ben size. Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un ortak olduğu bir şirket var. Şirketin adı Innova Akademi. Bunlar eğitim sistemleri programları hazırlıyorlar ve okullara bu programları satıyorlar. Şirket genelde bilişim, eğitim bilişimi üzerine kurulu bir şirket. Biz bunun vergi kayıtlarına ulaştık. Ve vergi kayıtlarında şöyle bir tabloyla karşılaştık. Ziya Selçuk'un bakan olmasının ardından son 2 yılda başta özel okullar olmak üzere bazı kamu kurumları da var. İl özel idareler de var. Oraya yapılan satışları gördük. Sadece 2 yıllık satışı bunun 25 milyon 678 bin liralık satış. Ve biliyorsunuz ki özel okullar da kanunla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Daha sonra biz özel okul sahipleriyle görüştük. İsmini vermek istemediler tabii bakanlığa bağlı oldukları için. Ve artık bu şirketten yaka sektiklerini söylediler. Yani tablo çok ciddiydi. Bahsettiğimiz para da çok büyüktü. Dayatmışlar mı bunları bu sistemden alacaksınız? Yani şöyle düşünün. Siz bakanlıkta iş yapan bir yersiniz. Ve bütün kaderiniz bakanın elinde. Ve bakanın kardeşi geliyor size diyor ki benim şöyle bir malzemem var. Bunu almak ister misiniz? Şimdi bütün işiniz orayla ilgili olduğu için reddetmek pek kolay olmasa gerek. Ve artık tabir edilen ya da anlatılan paraların yüksekliğiyle beraber bunlar da yavaş yavaş yaka sıkmaya başlamıştım. Biz bunu belgeleriyle beraber yazdık. Tek tek yıllara dair bu şirketin kestiği faturalarla beraber vergi dökümlerini yayınladık. Oradaki tabloyu da okurlarımızın önüne sunduk. Peki sen bakanın da açıklaması vardı. Bakanlığın herhangi bir şekilde bu şirketlerle ticari ilişkisinin olmadığını söylemişti. Ya biz bu açıklamadan sonra ben yeni bir araştırma sürecine girdim. Ve bundan şöyle bir tablo karşımıza çıktı. Bu şirketin internet sitesinde referanslar arasında Milli Eğitim Bakanlığı var. Yani şirket diyor ki
ben bakanlıkla beraber iş yaptım. Benim referansım o. Ona dayanabilirsiniz diye. Biz biraz daha derinleştirdik araştırmamızı. Ve şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu vergi dökümlerinde de Vakıfbank vardı. Ya merak ettik Vakıfbank niye bir eğitim sistemi alır diye. Daha sonra onun belgelerine ulaştık. Bakanlık Vakıfbank'a yazı yazıyor. Bizim size özel olarak ayırdığımız fon üzerinden bu şirkete şu kadar para aktarın diye. Ve Vakıfbank bakanlığa geri yazı yazıyor. Diyor ki sizin talebiniz üzerine bahsedilen şirkete istediğiniz para aktarılmıştır diye. Yani o belgelerde biz şunu da gördük. Bakanlık Vakıfbank üzerinden bu şirkete para aktarmıştı. Yani o şirket Ziya Selçuk kardeşinin ortak olduğu şirket bakanlıktan da para almıştı. Bu 25 milyonun dışındaki bu 25 para milyonun içinde olan bir i̇çinde para. Ama vergi olarak gösterildiğinde kayıtlarda Vakıfbank'a verilen bir hizmetin karşılığında alınmış olarak görülüyor. Çok enteresan. Tabii bu haberin yankıları oldu. İşte bakan istifa edecek etmeyecek söylentileri çıktı. Ruhsar Pekcan'ın başına gelen onun da başına gelecek mi diye konuşuldu. Ama ne oldu sonrasında? Ya sonrasında şu oldu. Biz dün bakanlık kaynaklarından Ziya Selçuk'un artık odasını topladığını öğrendik. Bunda manşet yaptık. Ve bu haberi yayınladığımızda Oda TV'nin kapısı çaldı ve bir tebligat geldi. Ziya Selçuk Oda TV'ye 100 bin liralık tazminat davası açmış. Ve davanın sebebinde şunu söylüyor işte. Özel okulların herhangi bir şekilde bakanlıkla işinin olmadığı, kendisini yıpratmaya çalıştığımız, işte haberleri sürekli hale getirdiğimiz gibi iddiaları ileri sürmüşler. 100 bin liralık tazminat istiyorlar. Biz de tabii buna gereken cevabı vereceğiz hukuk önünde. Aslında bir tartışılan konu da özel okullar. Çünkü Sayın Bakan'ın da özel okulları var ve bu pandemi dönemi özel okulların durumunu etkilemiş durumda. Bir aldığım bilgilere göre özel okullara kayıtlar bu sene beklenenin çok altında kalmış. Kontenjanların altında kalmış. Ve geçtiğimiz pandemi döneminde birçok öğretmen de bu sebepten dolayı işten çıkarılmıştı. Bazılarının da istifa ettiği haberleri geliyor. Artı yine bir söylentiye göre eğitim camiasında hangi özel okulun aldığını bilmiyorum ama bana gelen bilgiye göre birçok özel okul devletten teşvik alıyor. Evet. Bunun okulların içinde kimlerin okulları var onları araştırıp yine veririz. Ama çok vahimdir ki öğretmenlerin maaşları o teşviklere rağmen kesiliyor. Ve fazla mesaileri de ödenmiyor. Bunlar da öğretmenlerimizin paraları ödenmiyor. Bunlar da soru işaretleri. Öyle ki çok popüler bir okul var Sami, Galatasaray Lisesi. Buna kayıtlar bile kurayla oluyor biliyorsun ilk okula. Onun bile kontenjanları dolduramadığı haberleri geliyor. Enteresandır eğitim sistemimiz. İnşallah yeni bakanımızla birlikte rayına oturur, daha iyi yerlere gelir diyoruz. Umarız. Sami Menteş'e teşekkür ediyoruz. Saklı gündemde bugün istifa eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eğitimimizin durumunu konuştuk.